Kasıt o. Önce ne yaptı? O havuza işte kamu ihale kanununu ayda bir kez değiştirerek, varlık fonu kurup bütçe dışına bütün işlemleri taşıyarak, kamu özel işbirliği projelerinde ticari sır diye hiçbir şeyi açıklamadan harcadığı paralarla esasında bir havuzda, ortak bir havuzda para biriktirmiş oldu. Sonra döndü o havuzda birikmiş olan parayla önce kendi sözünü çoğaltabileceği medyasını yarattı. Niye adı havuz medyası? Bu nedenle öyle. Yani bu siyaseti ayakta tutuyor olan, algıyı yönetmeye imkan veriyor olan şey ne? Tam da bu işte. Şimdi bu iktidarın kimleri zenginleştirdiği, kimleri fakirleştirdiği zaten çok belli. Veriler de söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendi verileri söylüyor. Emekçinin aldığı pay düşmüş. Şimdi bununla birlikte yine zaten bütçenin içerisinde tekrar ediyorum kaynak kullanımından da kimin vergi ödediğine dair tercihten de yani iktidarın kurmuş olduğu düzenin neye dayandığı belli zaten. Buna dair bir soru işareti yok. Şimdi bu kurulmuş olan düzenin ağır sonuçları günden güne daha belirgin, çok daha derinden hissediliyor. Ya 2018'e kadar Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca büyümesi %5'in üzerinde yıllık. 2018'den bugüne yıllık büyüme oranımız 1,9'a düşmüş. 2018'de ne oldu? Başkanlık rejimi, 2018'de başkanlık rejimi yasal olarak hayatımızın gerçeği haline geldi. Yani zaten fiilen 2014'te başkanlığa geçmiştik. O gün 12 bin doların üzerinde olan kişi başına ortalama milli gelirimiz düşmeye başladı. Bugün 8.500 dolara düşmüş vaziyette. Yani 2014'ten beri istikrarlı bir biçimde fakirleşiyoruz. Bu fakirleşme 2018'de hızlandı. Çünkü 2018'den itibaren büyümemiz de yavaşladı. %5,5 nerede? %1,9 nerede? Şimdi bütün bunlar esasında bence hep aynı yere işaret ediyor. Yani Türkiye'de bu düzen değişmediği sürece istenildiği büyüme rakamları açıklanabilir. Halk açısından derin yoksullaşma sürecek. Düzenin değişmesi kaynakların halk için kullanılması. Düzenin değişmesi kaynakların yandaş beslemek için ranta değil, istihdam yaratmak için verimli üretime kullanılması. Kaynakların asgari ücretliden vergiyle değil, daha çok kazananın daha çok vergi ödediği, rantla zenginleşiliyorsa o ranttan verginin ödendiği, dolayısıyla vergide adaletin sağlandığı bir düzenle Türkiye ancak ve ancak bu krizi aşabilir. O da iktidarın değişmesini gerektirir. Peki orada bir şey soracağım. Doğru söylüyorsunuz ama siz bu iktidarın bir avuç imtiyaz diye tüm ülkenin kaynaklarını aktardığını söylediniz. Şimdi oy oranına bakıyorsunuz. AKP'nin oy aldığı oy tabanın %60'ı eğitimsiz ve yoksul kesimden. Yani sizin şu an hakkını savunduğunuz kesimlerin önemli bir kısmı AKP'ye oy veriyor. Bu tablo biraz değişti mi? Değişti. Değişti. Bugün yeni bir araştırma var. İbrahim Uslu bugün bir araştırmada ilk kez 2001 yılından bu yana AKP'nin oy oranını bu kadar düşürdüğünü söylemiş. Yani 2002 seçimlerinden bu yana ilk kez AKP %30'un altında bir kararsızlar dağıtılmadan bir oyu var. %33 de kararsızlar dağıtıldıktan sonra ki %52 ile yoluna devam eden bir partiydi. Ama hala sizin sözünü ettiğiniz yoksul, alt gelir grubuna ait, asgari ücretle geçinen, işsiz ya da geliri az insanlar niye AKP'den vazgeçmiyor? Nedir bunun tercümesi? Yani bunun için bir iktisatçı olarak bir modeliniz var mı? Ne yapılması gerekir ki bu insanlara bak kardeşim senin yoksulluğun sebebi budur dedirtecek bir duruma gelesiniz? Şimdi Fatih Bey, belki de bu iktidarın Türkiye'de yarattığı en büyük tahribat toplumsal barış üzerinden oldu. Kastettiğim şey şu: Türkiye'nin Anadolu topraklarının binlerce yıllık tarihinden gelen kültürel zenginliğini devam ettirmek yerine o kültürel zenginliğin parçası olan kimlikler üzerinden ayrıştırmayı seçti.
bunu bir siyasi kimliğe dönüştürdü. Yani siyasi partilerle kurulan ilişki, toplumun yaşıyor olduğu sorunları ekonomik, sosyal, siyasi bir çözüm merci olarak değil de kimliği üzerinden aidiyetle tarif etmeye itti. Şimdi bu Türkiye gibi esasında böylesine bana sorarsanız zengin tarihi olan bir yerde yapılabilecek en büyük ihanetlerden biri. Yani toplumun bir arada yaşaması, hani bizim geldiğimiz topraklar bunun çok özel bir örneğidir. Hani belki de iki Hataylı olarak sohbet ederken. Ama bütün Anadolu toprağı budur zaten. Yani binlerce yıllık tarih de budur. Ama AKP ne yaptı? Siyasi parti aidiyetlerini kimliklerin bir parçası haline getirecek kadar toplumu kutuplaştırdı. Şimdi bu kutuplaşma 20 yıldır yaşanınca o aidiyetlerin kırılması ve seçmenin yaşıyor olduğu sorunlara çözüm üretmek üzere siyasete gözünü dönmesi vakit alan bir süreç. Ama oradayız. Yani burada bence şunun altını çizmek gerekiyor. İktidar kimlikler üzerinden ayrıştıran ve siyasi partileri kimlikler üzerinden tanımlama gayretinin karşısında ısrarlı bir biçimde toplumsal muhalefetin de talebiyle örtüşecek şekilde muhalefet partilerinin bir dakika. Biz kimliklerin hepsini kucaklayan ama sosyal kimlikler üzerinden, sınıf aidiyetleri üzerinden yaşanıyor olan ağır ekonomik yıkım karşısında başka bir ekonomik gerçekliği anlatan, dolayısıyla hayatın kendisine dair çözüm üreten bir siyaseti, yani ben aktif olarak 7 yıldır bunun sözcülüğünü yapanlardan biriyim, 7 yıldır bunu istikrarlı bir biçimde anlatıyoruz. Şimdi bu, bana sorarsanız 2019'da yerel seçimlerde, ama ondan bir adım geriye gidelim Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bir adım geriye gidelim hayır referandumunda, çok güçlü bir toplumsal muhalefet dayanışmasının ortaya çıkmasının sebebidir buradaki ısrar. Yani kimlikler üzerinden ayrıştıran ve siyasi parti aidiyetlerini ve oyları kimliklerin bir parçası haline getirme gayreti gösteren iktidara inat, bir dakika ya, elbette herkes birbirinden farklı olacak. Zaten doğal olan ve esasında yaşatılması gereken de odur. Ve devletin sorumluluğu da ve devleti yöneten iktidar anlayışının sorumluluğu da herkesin o kimliğini özgürce yaşamasını güvence altına almak. Ama hizmet sunarken o kimliklere kör, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını gideren sosyal devlet yükümlülüğünü yerine getirmektir. Şimdi burada halkın siyasetle kurduğu ilişki, ister istemez iktidarın dayatmış olduğu bu keskin toplumsal barışı yıkıyor olan anlayışla yoğruldu. Ama bunun karşısında muhalefetin de güçlü öncülüğüyle ve ısrarlı tavrıyla da başka bir şey örüldü. Ben onun için bu seçimde, nasıl ki 2019'da yerel seçimlerde toplumsal bir ittifakla halk, ya biz birbirimizden farklı olmayı çok da seviyoruz ama bu kardeşliği önemsiyoruz, bu birlikteliği önemsiyoruz. Çünkü demokrasi dediğiniz şey esasında yaşıyor olduğumuz sosyal ve ekonomik sorunlara siyaset kurumunun çözüm üretmesinin güvencesidir dediyse, bu seçimde de onu diyecek. Ve yeniden Türkiye'nin toplumsal barışının tesis edildiği, farklılıklarımızı rahatlıkla konuşabildiğimiz ve birbirimizi ikna ederek geleceğe doğru yürüdüğümüz bir siyasette bence zaten şekillendi. Bu iktidara yansıyacak bir değişimle yaşanacak bir sonraki seçimde. Son günlerde çok tartışılan bir görüntü var. Yandaş kanallar neredeyse akşam onun üzerine program kurmaya başladı neredeyse. Sayın Kılıçdaroğlu'na Çorum gezisi sırasında bir kadının "çocuklarıma dokunma, hadi git yürü" dediği. Şimdi benim sormak istediğim şu. O kadının psikolojisini de anlamak gerekir. Yani şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çözecek ya? Yani bir kadın, eğer o bir kurmaca, bir tiyatro, bir önceden hazırlanmış komplo değilse, ki tam olarak ona benzemiyor. Yani baktığınız zaman tam olarak ona benzemiyor. Ama inanılmaz bir kadında bir saplantı halinde. Yani o kadar büyük bir öfke ve tepki var ki. Şimdi nedir bu? Yani bu insanları nasıl kazanacak Cumhuriyet Halk Partisi? Yani nasıl siz bu insanlara işin aslının
insanların kimliklerinin ya da insanların siyaset noktasında durdukları yer değil de hayatın gerçeklerinin olduğunu nasıl anlatacaksınız? Yani? Bence Sayın Genel Başkanımızın oradaki tavrı esasında ne yapacağımızı ve ne yaptığımızı çok net ortaya koyuyor. Bir öfke olabilir. Farklı görüşler de olabilir. Bu duygunun belli saygı çerçevesi içerisinde yansıtılacağı şey benim Anadolu topraklarının binlerce yıllık kültürü dediğim şey. Dolayısıyla ona dair özlemimin altını çizeyim. Ama Sayın Genel Başkanımızın gösterdiği tavır zaten o özlemin gerçeğe vurulmuş halidir. Duydum, bunu aşmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim diyen bir tavır sergiledi. Evine giderim dedi, çayını içerim, onu dinlemek isterim. Evet. Tekrar konuşmak isterim, beni dinlemesini isterim dedi ki çok bilgece bir tavır bu. Yani gerçekten. Ve bunun var olan iktidardaki tavırdan farkını hatırlayalım lütfen. Yani bu esasında iktidarın ortaya koyduğu tavır ne? Kendisine aykırı düşüneni, bırakın kendisine böyle tavır göstereni, kendisine aykırı düşüneni, o düşün.